Arkadaşlar bugün TEOG yerine gelen sistemi açıklayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz mahalli yerleştirme sınavı olacak. Mahalli yerleştirme sınavı ile bilgi alıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz açıkladı. Mahalli yerleş. TEOG'un mahalliye işte okuyalım arkadaşlar ve bunun farkına varalım. BBS'den okudum ben de. Bakın arkadaşlar şimdi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kaldıran temel eğitimden orta İngilizce TEOG sınavı yerine öğrencinin adreslerini en yakın okula yerleştireceği sınavsız mahalli. Yani arkadaşlar ilk olarak anlatayım size. Sınavla ilgili detayları sonra anlatacağız arkadaşlar. İlk olarak şimdi size bir şey diyeyim. Arkadaşlar ilk olarak siz istediğiniz mesela sınavsız girebileceksiniz bir tane okula. Ama o da puanla girilecek yani. Sizin yıl dönüm ortalamanız mesela. Ben E okuluma gireyim. Tamam mı? Ben zaten E okuluma giriyorum. Evet E okuluma gireyim mesela ben. Arkadaşlar E okuluma girdiğimde zaten böyle yazıyoruz. Şöyle. Şöyle. Muhteşem. Seç diyelim. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi not bilgisi diyelim. Öyle. Arkadaşlar bir de şimdi bakın yıl sonu dönem ortalamaları, yıl sonu notları yani. Bakın mesela 91'miş benimki 4. sınıf. 4. sınıf tabii ki sayılmıyor. 5. sınıf 95, 6. sınıf 96, 7. sınıfta da inşallah 97'yi tutturdum. Arkadaşlar şimdi işte böyle. Yani sınavsız olacak. Sınavsız olanlar, sınavsız yani sınav yapmayanlar, puana göre sınav yapanlar zaten sınavına göre olacak. İlk olarak şimdi sınavla ilgili detaylar şöyle yani iki sınıf şeyde sizi zorlayacak. Sınav özel ve sayısal iki bölümden tek oturumdan oluşacak. Yani bir tane sınavdan oluşacak. Sorular çoktan seçmeli olacak. Mesela şöyle çoktan seçmeli sorular test soruları yani. Çoktan seçmeli sorular. Bakın mesela böyle. Mesela böyle. Nitelikli niceleştirme işlemine ne denir? Böyle mesela. Gördünüz mü? Evet bir de Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak. İlk hafta sonunda yapılacak. Sınav sonuçları aynı ay içinde açıklanacak. Ooo aynı ay içinde açıklanıyor. 60 soruluk sınav 90 dakika sürecek. Bak 90 dakika. Yani kaç soru sürüyorsunuz o zaman? Yani 90 dakika. Kaç soru sürmeniz gerek biliyor musunuz? 90 bölü 60 eşittir yani 1'e yakın yani 1-2 soru çözmeniz gerek bir dakikada. 1 dakikada 2 veya 1 soru çözmeniz gerek. Öğrenci sınava girince 5 tercih yapabilecek mesela. 6, 7 ve 8 sınıftan görüntüden soru oluşturacak ancak konular 8 sınıf ağırlıklı olacak. Bakın burayı iyi dinleyin. 8. sınıf ağırlıklı olacak diyor. Yeni sistem, bütün lisenin fen lisesi ayarını, sosyal bilimler ayarını ve proje okulları ayarını sıkılması hedeflenecek. Böyle arkadaşlar. Yani çok basit. İlk olarak bir daha tekrar edeyim. Sınavda istediğiniz veya istiyorsanız sınava giriyorsunuz. İstemiyorsanız sınava girmiyorsunuz. Anladınız mı? Ama istiyorum diyeceksiniz. Fen lisesi sınavına falan girebilirsiniz. Bir de arkadaşlar istemiyorsanız sınava girmeyeceksiniz. E-okuldaki yıl sonu notlarınıza bakılarak mesela 90'dan düşük almıyorum. O zaman 90'dan düşükse giremiyorsunuz oraya. İlla ki sizi zorlayacak. Sınav arkadaşlar aynı ay Haziran'da başlayacak sınavınız. Haziran'da bitecek arkadaşlar. Ben de 7. sınıfım. İnşallah herkese Allah güzel liseler nasip eder. Benden bu kadarlık. İlk olarak videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.